Evet Yusuf, hayırlı haftalar. Kocaespor olarak son 6 haftada düşüşteyiz. Yani ciddi bir düşüş. Teknik adam Ertuğrul Sağlam gitti. Yeni teknik patron geldi. En son Engin Koyun istifa etti. Çok deneyimli bir futbolcusun. Tabii biz de uzun yıllardır camianın içindeyiz. Böyle dönemler oluyor, duraklama dönemi ama bunu neye bağlıyorsun? Yani ne zaman ayağa kalkacağız? Çünkü ikincilik gitti, üçüncülük de tehlikeye girdi. Öncelikle bütün futbolcu arkadaşlarımızla beraber çok üzgünüz. Camiamızı üzdüğümüzü biliyoruz, farkındayız. Bazen futbolcu bu tarafta olunca her şeyi açık açık söyleyemiyorsun ama ben dilimden geldiği kadar kimseyi üzmeden bir şeyler söyleyeyim. Aslında bizler de bazı arkadaşlarımızın ayrılmaması için bizler de kendi fikirlerimizi söyledik. Baktığımız zaman ilk devre ikinci olan bir takım vardı. İkinci olan bir takımdan bu kadar oyuncunun gitmemesi bence gerekiyordu. Çünkü bir düzen vardı. Ya bundan önceki senelerde en kötü ya transfer yapılmazdı. Maddi durumdan kötü olan takımlarla içeriye para dağıtılırdı. İçerideki oyuncularla bu birliktelik sağlanıp şampiyonluğa gidilirdi. Bu da maalesef biz ikinciyken iyi bir durumdayken üzerine eklememiz gerekirken biz elimizdeki oyunculardan vazgeçtik gibi oldu. Tabii ki burada ben kişileri suçlamak istemiyorum ama gidenlerin de yani hocalar olarak da vardır etkisi, burada kalanların da vardır. Ben üstü kapalı konuşmak istiyorum. Gitmemesi için biz kaptanlar olarak da fikrimizi söyledik. Çünkü gerçekten ben iyi oyuncu olduklarını düşünüyorum. Şu an onlar olsaydı daha iyi, daha güçlü bir kadromuz olduğunu söyleyebilirdim. Ama şimdiki gerçeğe dönmek gerekirse gelen oyuncular tam performansı artarken Robby diyoruz, sonra Robby'yi kaybettik. O da Tuzla maçında çıkana kadar bence iyi bir performansı vardı. Tam bizim ritmimizi yükseltecek, sorumluluk alacak orta sahadaki oyunculardan biriydi. Biraz bu konuda üstlenme çok şey yapıyordu, çok sorumluluk alıyordu. Sonrasında bir özgüven düşüklüğümüz var şu an. Kaynaşamadık yani yeni gelenlerle beraber çok güçlü bir takım olamadık. Onu olmak için uğraşıyoruz. İçeride gidenlere en çok üzülmemdeki nedenlerden biri takım bütünlüğümüz çok iyiydi. Bir odanın içinde 20 kişi vardı. Sonrasında yani Sakarya maçı gider bitmez direkt rapor verildi yönetime. Onların sonrasında bu hale kadar geldik. Yani maalesef bu hale geldik. Evet. Bundan sonraki süreç. Yani ben de kendi adıma çok üzgünüm çünkü hiçbir zaman hani bu kadar mağlup olan bir takımda, bu kadar puan kaybeden bir takımda olmadık bir şekilde içeride bir şeyleri değiştirerek tekrardan ayağa kalkmayı bilmiştik. Bu sefer çok uzun sürdü. 6 haftadır yani kazanamıyoruz. Rakiplerimizin önündeyken bir anda şimdi onlar bizim önümüze geçmeye başladılar. Tabii ki bu süreçler oluyor, futbolda oluyor. Şimdi bizim buradan kalkmamız lazım. Tabii ki başkanımıza da tepki vardı Engin Koyun'a. Ben kendisini burada tanıdım. Tanıdığım kadarıyla iyi bir insan. Verdiği emeklerden dolayı çok teşekkür ederiz kendisine. Şimdi Recep Başkanımızla beraber inşallah yeni bir sayfa açıldı. Taraftarlarımızla beraber inşallah yeniden bir bütün olabiliriz. Tekrardan içe geçeriz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Ben önceden de söylüyordum. Yani hedef bitmiyor maalesef. Şu an önce şampiyonluğu konuşuldu. Şu an üçüncülüğü konuşur duruma gelmek bizim için üzücü. Yani Kocaeli Spor camiasına yakışmıyor şu an. Hatta playoff bile tehlikede yani şu an. Yani almak istemiyorum ama bizim ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu sadece futbolcular olacak bir iş değil. Zaten şu an sizler de gözlemliyorsunuzdur. Sahanın içinde biraz az sorumluluk alıyoruz. Az sorumluluk aldığımız için rakiplerimiz bizden iyi gözüküyor. Baktığımız zaman isim olarak sahada biz çok iyiyiz ama sorumluluk almadıktan sonra o isimlerin hiçbir anlamı yok. Mücadele etmedikten sonra o isimlerin hiçbir anlamı yok. İnşallah hep beraber tekrardan tek yumruk olup o sahanın içinde seyircimiz, yönetimimiz, oyuncularımızla birlikte bir bütün olup masaya elimizi vurmamız gerekiyor. Bence çok güzel de bir maç var önümüzde. Taraftarımız zaten gösteri maçının kıymetini bizlerden daha iyi biliyorlar. Yıllardır gelen kendi aralarında bir ilişkileri var.
Bizler de inşallah taraftarımızın bu maça gerçekten önem göstereceğini ben biliyorum. İnşallah bizler de futbolcular olarak bu maça kilitleneceğiz. Yeni gelen hocamızla beraber, hocamız da bize çok şey vermek istiyor. Çok istekli kendisi. Talihsiz olduğumuzu da düşünüyorum. Yani kaybetmeyeceğimiz maçları talihsiz şekilde hakemlerle, yani hakem hatalarıyla beraber hepsi üst üste geldi aslında. Taraftarın da baskısı üstüne geldi. Maalesef bu pozisyona düştük. Ama sizler de buradasınız. Sizler de Kocaeli Spor'u seviyorsunuz. Sizler, bizler, taraftar, yönetimimiz tekrardan el ele verip bir gösteri galibiyetinden sonra işlerin tam tersine döneceğini, tekrardan kafamızı yukarı kaldıracağımızı düşünüyorum. Çünkü futbol takımlarında bazen mağlubiyetler almaya başladığı zaman bu türbülansa giriyorsun. Bu türbülansdan çıkması zor olabiliyor. Ama artık bizim çıkmamız gerekiyor. Yani Kocaeli Spor olarak bizim maçları kazanmamız gerekiyor. İnşallah bu saatten sonra iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Teşekkürler. Size bir ara.